Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlar bon üzerinde manipülasyon haberleri mevcut. Bunlar nereden çıkıyor? Etherscan'e göre arkadaşlar ne oluyor? 413 gün gibi bir süreden sonra bir cüzdan Uyanıyor arkadaşlar ve e, baktığımızda likidite havuzundan 905 bin adet bon çekimini ne yapıyor gerçekleştiriyor. E, bu da genel itibariyle bu anonim yatırımcı tarafından ne yapıyor e, büyük bir varlığa tekabül ediyor. Şimdi bütün bunlar doğrultusunda ha bu arada bunlar devamında e, Rapid Ethereum olarak takas edildiğini karşımızda görebiliyoruz. Şu ana kadar devamında cüzdanın hala 605 bin adet arkadaşlar e, bonu bulunduğunu Belirtiliyor. Yani bunların da çekimi ihtimali mevzu bahis ve bunun üzerinde duruluyor. Bunun manipülatif bir hareket olmasından şüpheleniyor. Ve devamında tabii Shiba Inu ekosisteminde işte bond da e, manipülasyon var tarzındaki e, durumları tetikliyor. Şimdi e, manipülasyon dediğiniz arkadaşlar yani bu e, sözlü olabilir e, veya nasıl olabilir? işte manuel hareketli olabilir. Kimi kripto para var ki? Kendi coinleri üzerinden manuel hareketle manipülasyon yapıyorlar e, ya da kimi balinalar işte kendi işlemlerinden coinler üzerinde e, manipülasyon yapıyorlar arkadaşlar. E, bu bağlamda bon üzerinde gelen bu hareketin manipülasyon olup olmadığı bilinebilecek e, üzerinde tartışıldığı takdirde e, doğru karara ulaşılabilecek bir durum değildir bir kere onu söyleyeyim. Özellikle tera vakasında biliyorsunuz teranın çöküşü yine likidite havuzlarından gelen toplu çekimler doğrultusunda bozulmadan dolayı meydana geldi. Bununla birlikte de ne oldu? Ekosistemde ve coinlerde çöküşler gerçekleşti. Bon tarafında olan bu olayın, e, bu gibi meblaların bu gibi bir olaya tekabül etmesi imkanı yoktur. E tabii ki olur olmaz yani geleceği bilemeyiz ama olan bu durumun buraya evrilebileceğiyle alakalı kesinlikle bir yorum yapamayız arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle tera vakası ve gerçekleşen bir takım olaylar aslında e, piyasayı tabiri caizse biraz e, yaklaştırdı ve FUT haberleri e, gelmesiyle karşımıza çıktı. Benzer durumları de, e, değil bırakın bon Ethereum'da bile bakın Ethereum'da bile e, geçmişte benzer haberler gördük. Dolayısıyla bon üzerinde kaldı ki şu anda geçmişte Tera'daki 7 cüzdan vakasını biliyorsunuz. Bunun manipülasyon olup olmadığı ve işbirlikli bir hareket olup olmadığı bile bu kadar büyük bir olay bile kesin olarak açığa çıkmadı. Dolayısıyla bu gibi yorumları yapmak doğru değildir. Bon üzerinde de bir sıkıntı mevzu bahis değildir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşçakalın.